Doğru alanda projeler geliştiren TAP Yapı. Güne merhaba, devam ediyor. Şimdi programın başında aktarmıştım size. İki özel konuğum olacak diye. Kısaca bahsedeyim. Beylikdüzü'nde ilçe kaymakamlığı, ilçe belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe okullarından özel eğitim sınıfları faal olarak hizmette olan 5 ilköğretim okuluyla yine Beylikdüzü'nde hizmet vermekte olan ilk evin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin katılımıyla bir şenlik düzenlendi. Özel eğitim şenliği. Engelleri aştılar, şenlik yaptılar. İşte bu konuyu konuşacağız. Yanımızda Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Serdar Topal ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Müdürü Serdar Topal ve Serpil Egemen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel bir şey yapmışsınız. Kim başlattı? Ortak bir karar mıydı? Nereden geldi fikir? Ben biraz izah edeyim isterseniz onu. Bundan iki ay kadar önce Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Hacıoğlu bizim kurumumuzu ziyarete geldi. Ziyarete geldiği gün çocuklarla haşır neşir oldu, kurumu dolaştı ve çok hoşuna gitti. Kesinlikle dedi, biz Haziran ayında burada Beylikdüzü'nde bir şenlik yapmalıyız ve bu çok özel olmalı. Bunu da 5 güne yaymalıyız diye ilk fikri atan kendisiydi. Sonrası Serdar Bey'le istişarede bulunmaya başladınız. Bir noktada işte o az önce bahsettiğiniz 5 tane ilköğretim okulumuzu da bir komisyon yaparak işte rehabilitasyon merkezimizi de katarak onlar oradaki özel gereksinimli bireyler diyoruz biz, evet. Zaten çocuklarımıza. Bu özel gereksinimli bireylerimizin entegrasyonunu sağlamak, imkan tanındığı zaman neler yapabileceklerini göstermek, biz de varız bu yaşamın içerisinde diyebilmelerini sağlamak adına böylesi bir şenliği, işte yürüyüşle, uçurtma şenliğiyle, konserle, çocuklarımızın özel gösterileriyle gerçekleştirip en sonunda işte bugün gerçekleştireceğimiz piknikle taşlandırmayı düşündük. Bu arada hem fotoğraflar var hem görüntüler var. Onları da bir taraftan izleyicilerimizle paylaşıyoruz, izleyebilirler. Şimdi ne yaptı çocuklar? Çok merak ediyorum. Dün özellikle gösterileri vardı. Evet. Biliyorum neler yaptılar. Hani nasıl duygularla ayrıldınız oradan? Sizle başlayalım, sonra size de geçelim. Dünkü gün özel olarak özel çocuklara ayrılmış bir gündü. Yani özel çocukların özel günüydü. Biz artık engelli de demiyoruz bu çocuklara. Bizim için özel çocuklar gerçekten. Biz daha önce yapmış olduğumuz hazırlıkları sergiledik dünkü gösteride. Çok güzel oldu ve sadece biz yoktuk tabii bunda. Bizimle beraber birçok ilköğretim okulun özel alt sınıfları da buna hazırlanmışlardı. Çeşitli gösteriler sundular. Evet, şu anda izliyoruz. Ben bu miniyi tanıyorum. Sevgili Ezel. Evet. Evet, Ezel 3 yaşında. Çok güzel olmuş. Folklor grubu da var. Şunu belirtmek istiyorum ki bu öğrencilerimiz işitme engelli. Evet. Büyük işitme engelliler özel eğitim. Folklor oynayanlar. Tabii, tabii, tabii. Evet. İşitme engelli çocuklarımız bunlar. Çok da güzel bir damat oynadılar. Burada ne yapıyorlar? Burada da ağır çocuklarımız, ağır mental retardasyonu olan çocuklarımız bir ağaç yetiştiriyorlar. Sevgi, eğitim, sağlık, insan yaşantısında önemli olan şeyler. Barış. Ay, çok mutlu. Konuşma problemleri evet. De var tabii evet. Aynı zamanda. Ama çok güzel bir etkinlik oldu. Çok mutlu oldular. Şunu söyleyebilirim ki bu işte emeği geçen, tabii bir de teşekkür de etmek tabii gerekiyor ki. Herkese. Vakti de biraz nakit şey böyle daraltmadan başta gerçekten bu şenliğin ilk fikrini veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Hacıoğlu'na, Sayın Ahmet Hacıoğlu'na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bize bu konuda gerçekten çok büyük destekler veren bütün şube müdürlerimize eksiksiz olarak belediye başkanımız Sayın Yusuf Uzun'a ve başkan yardımcılarına ve tabii ki Kültür Müdürlüğü'ne, Beylikdüzü Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü çalışanlarına bugünkü pikniğimize katkıda bulunacak arkadaşlarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Tabii bir de burada. Tabii bu imece usulü. Tabii herkesin ki, evet. Yardımıyla oradaki ben biliyorum ailelerinde katkıları var. Çocuklar da uzun zamandır hazırlanıyorlar ve heyecan içindeler. Peki ikinize de sormak istiyorum bu konuda. Birer hani eğitimci ve bu özel çocukların içinde bulunan insanlar olarak. Neler katıyor bu şenlik, bu gösteriler hem o çocuklara hem de bazen maalesef Türkiye'de biz özel çocuklara yeni yeni alışıyoruz. Evet. Hep aklımızda engelli dediğinde tırnak içinde daha ortopedik engelli ya da zekasal, mental sorunu olan çocuklar geliyor ama Türkiye'de çok farklı sendromları olan, evet. Farklı özellikleri olan çocuklar var ve biz onları Türkiye'de yeni yeni tanıyoruz.
Nasıldı tepkiler? Bir yürüyüşle düzenlediniz bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Mesela insanların tepkileri nasıldı? Onlarla kendi çocuklarını kaynaştırmak istediler mi? Bu o kadar önemli bir şey ki çünkü. Eskiden engelli çocuklara tamamen toplum dışı çocuklarmış gibi bakılıyordu. Ve dışlanmışlardı. Aileler de bu nedenle çocuklarını evlerine kapatmışlardı açıkçası. Ama bu son yıllarda özellikle özel eğitime verilen değer sonrasında çocukların ortaya çıkarılması, ailelerin topluma katılması sonucunda bu çocuklarımız toplum tarafından tam kabul görür oldular. Hı hı. Ve dolayısıyla artık böyle bir ayrım yok. Yani normal bir çocukmuş gibi bütün yapmak istediklerini yapabiliyorlar, bütün gösterilerini sunabiliyorlar. Çok da doğallar, hiçbir kusurları çok görünmüyor. Çok da güzeller. Evet. Çok güzel bir şey bu. Evet. Serdar Bey, şimdi gelecek sene inşallah bu etkinliğin devamı olacak. Tabii ki. Devam edecek. Dileğimiz bunun tüm Türkiye'ye yayılması ve daha çok da olması. Dünyaya. Ama sizi bulmuşken, çünkü biz burada hem sivil toplum kuruluşlarına hem bu tarz özel kardeşlerimize, çocuklarımıza yardımcı olan insanları da ağırlıyoruz. Onlar için yapılan çalışmaları da aktarıyoruz. Şimdi rehberlik araştırma merkezleri aslında tüm ilçelerin belediyelerinde var. Ama biz belediye bunu, değil, milli eğitim. Milli eğitim, çok özür diliyorum. Milli eğitimde var. Ama biz bunu çok fazla bilmiyoruz. Şimdi çevresinde özel bir çocuğu olan ama ona eğitimi nasıl aldıracağını bilmeyen, rehabilitasyon merkezlerine nasıl gideceğini bilmeyen izleyicilerimiz için çok kısaca anlatır mısınız ne yapmaları gerektiğini? Bu çok önemli bir konu çünkü. İlk olarak müracaat etmeleri gereken yerler bizleriz. Evet. Rehberlik ve araştırma merkezleri ama her ilçede yok. Hmm. Örneğin Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 ilçeye hizmet veriyor. Hmm. Çatalca, Büyükçekmece ve Beylikdüzü. Hmm. İlçeleri bize bağlı ama İstanbul'da 33 tane var zaten şu anda. Türkiye genelinde de var. Tabii illerde, hı-hı, zaten var ama İstanbul'un yapısından kaynaklı olarak biraz daha fazla bu. Size geliyorlar. Bize müracaat ediyorlar. Biz gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz, hı-hı, tanılamalarımızı yapıyoruz. Tıbbi tanı gereksinimi için gelen insanları hastaneye gönderiyoruz. Özürlü sağlık kurulu raporu temin ettikten sonra devletin bu vatandaşlarımıza vermiş olduğu bir hak var. Bundan faydalanmaları için biz eğitsel tanılarda bulunuyoruz, önerilerde bulunuyoruz. Ve böylelikle devletin yardımıyla da ücretsiz bir şekilde çocuklarına rehabilitasyon olanağına sahip oluyor bu ailelerimiz ve çocuklarımız. Bunun da altını çizelim. Çok teşekkürler aktardığınız için. Engelleri aştılar, şenlik yaptılar. Evet. Beylikdüzü Belediyesi'nde bu şenlik gerçekleşti. Bugün de piknik var. Eğer yolunuz o tarafa düşerse pikniğe katılın, o özel çocuklarla siz de birlikte olun. Serdar Topal ve Serpil Egemen'i ağırladık. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Kısa bir ara veriyoruz şimdi. Sonra sporda Ertem Şener bizimle olacak. Doğru alanda projeler geliştiren DAP Yapı.